sahibi ve selam. Mühterem kardeşlerimiz, Allah sizlerden bütün ehli imandan biraz ola günahlarımızı ve günahlarımızı affına affına affına. Şimdi Müslüman dendiği zaman da nasıl olmalı? Müslüman el-Müslüm ben selim el-Müslümun Rabbil İslami ve yediği müjdesindeyiz. Kamil Müslüman ne elinden ne de dilinden kimse incinmez. Nasıl bir hadistir bu? Dünyadaki ki bir adam eğer evinde ailesini gidiyorsa, komşusunu gidiyorsa, alışverişlik bir adam onu gidiyorsa bu adam Müslüman ama Kamil Müslüman denilmez. Muhakkak yolumu satan incinsen de incitmesin yolumuz. Bizden inciden olsun. Bu camiye kıkmayız. Belki ona Allah ıslah eylesin, kemalı bir insan eylesin diye fazladan bize dua ederiz. Ne Müslüman ne elinden ne de dilinden kimseye zarar gelmeyecek. Elinden, dilinden, elle insanları incitmek, dille karşılığı boyunu kırmak, dille yalancı şehadeti yapmak, dille yalan söylemek, dille gıybet etmek. Bunların hepsi diğer insanları inciden bir nefsedir. Bunlardan son derece sakınmamız lazım. Karşının bize yaptığı böyle zarar ve ziyan gördüğümüz zaman da onlar bizim kadar bilmiyorlar. Eğer bilselerdi bu fiili yapmazlar diye karşıyı affetmek de büyük bir meziyettir. Bu meziyeti kimseye kaptırmamalı bu tarikat ehli de, tarikat erbabı. Elinden, dilinden kimseyi incitmemesi lazım. Allah Hazretlerinin emrine itibar edip ne ettiği nefslerden son derece kaçmamız lazım. Efendim, zaten Müslümanlar öyle olmalı ki kemalat sahibi olmalı. Kimsenin gönlünü kırmamalı, kimseye bad söz söylememeli. Şayet insanlık iktidası ağzından bir ağırlet nesne yahut da eliyle birini incittiyse bunlardan da özür dileyip pişman olaraktan da Cenab-ı Allah'a insanın tövbe etmesi lazımdır. Tövbe, ettaybi nezzemi kemal lazımdır. Günahlardan dolayı tövbe edenler günahsızdırlar. Her bu hadisin bir şeyine bak. Günah işleyecek de tövbe ettiği zaman da günahlar da harfı gidecek. Bu ümmet-i Muhammed'e verilmiş bir meziyettir. Ümmet-i Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem öyle kendine bir meziyetler verilmiş ki ümmetinin efendime söyleyeyim ne kadar salih olmasını ne kadar halis niyetli olmasını bizden daha bizim hal ve tavrımızı güzele gitmesini Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ister. Evet, mühtemelen Müslümanlar. Kendimize gelip daima tövbe ve istiğfar edip herkesin gönlünü yığılmamaya, dilimizle bir kimseye eza cefa yapmamaya, elimizle bir kimseyi incitmemeye de Rabbimize söz verip gayret etmeliyiz. Ya neden söz verdik? Zaten verdi. Biat ederken bunlar geçmiyor. Biat da geçer, söz veriyoruz Rabbül Alemine ki biz kimseyi incitmemeye elimizden geldiği kadar gayret edecek diye bir söz vermişiz. Evet. Müslüman denince demek ki elle dilinde sağlam olan bir kimse. Gönlünden Cenab-ı Mevla'yı Yüce Allah'ın sevgisi ve muhabbeti
taşan bir kimse. Hele Muhammed Aleyhisselam'ı şümmelden mübarek doğum arifesindeyiz. Hep duygulanmamız lazımdır. Onun doğumu alemlere rahmet olmuş. Bu rahmetten biz de nasibimiz var, nasibimizi arıyoruz. O gün gelinceye kadar sevgi ve saygı, muhabbetimizi artırıp Hz. Muhammed Aleyhisselam'ı çok sevdi. Men sallâ aleyhi salâten, men sallâ aleyhi salâten, sallallahu aleyhi aşşen buyuruyor Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bizim üzerimize bir selavat getiren, neyin üzerine Cenab-ı Allah 10 selavat. Allah selavatında murat nedir? Allah Azze ve Celle Hazretleri'nin muradı günahları dökecek. Salavat. Salavat. O sevgili Muhammed'imiz geldi doğum günü çaldı. Elimizden geldi hayırlı bir çaresine bakmamız bizim kendi şansımızın güzelliğindendir. Bakmamamız da Allah etmesin, Allah göstermesin şanslılığımız eseridir. Cenab-ı Mevla Yüce Celal Hazretleri gönderdiği peygamber işte geldik. Doğumu bir üç gün içinde gerçekleşecek. Burada sevgi, saygı, onun üzerine salavat getirmek. Ve onun üzerine salavat getirdiği gibi günahlar insan tövbe istiğfar eder, ya Rabbi beni affı mağfiret eyle diye. Kendi günahımıza da affı mağfiret eylememiz lazım. Bir kamil insan, mümin yani mümin-i kamil, Yüce Allah'ın elinde çok derecesi büyüktür. Yüce Allah'ın elinde derecesi çok yüksek bir kimsedir. Ama ümmet-i Muhammed dediğimiz zaman da kendine kalsın karıştırmayalımız. Çünkü Muhammed Aleyhisselam geldikten sonra Hristiyan da, Yahudisi de, Müslümanlar da hepsi de ümmettir. Fakat ümmeti onlar davet, bizden ümmeti icabetidir. Yani biz icabet ettik, davete icabet ettik. Onlar davet oluyor, kapı açık, tövbe kapısı açık. Onlar da eğer döner de gelirlerse, tövbe ederlerse, onlar da bizim gibi daha da mesela manada yüksek olabilirler. Evet, elimizden geldiği kadar sevgi saygıyla Muhammed'imizi efendime söyleyeyim salavatla, memnun etmenin çaresine bakmakla, yine İslam efendime söyleyeyim bilimleri içerisinde mürur eden bir kelimedir. Cenab-ı Hamur deyin ne olur, eğer bu muhabbet etmiş, bir kimse üzerime bir salavat getirirse ben onun üzerine Cenab-ı Allah ona 10 tane salavat getirir. Allah'ın salavat getirmesi onu 10 defa rahmetinden fark eder. Biraz sonra bir gelir de. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed demek ne kadar bir sevabını bilmez denir. Evet. Demek ümmet dindiği zaman da bu ümumu içine alıyor. Hristiyanı, Yahudisi ve diğer müşriklerin hepsi de ümmettir. Muhammed Aleyhisselam ümmetidir. Fakat bunlar davetçi ümmettir. Allah davet diyor, Peygamber davet diyor. Geldikleri zaman da umduklarına kavuştukları gibi umduklarının daha ziyade nimetler vereceklerdir. Onlar salavat-ı şerifeyi Resulullah üzerine çok getirmemiz lazım. Ve onlara da Cenab-ı Allah eğer lütfederse, tabi lütfettiği insanlar Müslümanın, lütfetmediği insanlar Cenab-ı Allah onların diline tövbeyi, istiğfarı yakıştırmaz. Niye?
Çünkü onlar Allah ve Resulullah'a inanmayan küfaradır. Bazı onun hepsi için Allah'ın lütfu daha geniştir. Allah cümlemizi de günahlarımızı affamakta değilsin. Hristiyan alemi demek ki bizden ayrılıyor. Yahudi alemi ayrılır. Çünkü onlar daveti, biz icabetiyiz. İcab ettik ya Resulallah. Ey Rabbim, emirlerine ittiba ettik. Bütün nehyettiğin eserlerden başladık. Bize af ve mağfiret edin ya Rabbi diye Cenab-ı Allah'a karşı aczimizi bildiriyoruz. Allah bizim aczimizi zaten bizim söylememiz değil. Yani hala bunları da söyleyecek diye. Çünkü Cenab-ı Allah Azze ve Celle Hazretleri sevdiği bir kimsenin böyle Allah'ın lütfuna uğraştığından dolayı, böyle uğradığından dolayı mesul olması, şuurlu olması muhakkak gerektir. Bizler ümmet-i Muhammed'iz. Ama yalnız zannetmeyin ki sadece bir şey görüyor. Akla insan söylemişse bir şekil oluyor, söylemezse bir şekil. Hristiyan alemi ve Yahudi tayfası, Müslümanlar da İbrahim Aleyhisselam'dan birleşiyor. Bunlar üç sınıfta cennetliktir. Yalnız şeyler, putperestler şundan buna müstesna. Bunlar cennetlik diye mesela bir hava çıkardılar. Allah kardeşlerimizle de ıslah eylesin. Günahlarını affeylesin. Büyük bir meseledir. Çünkü ayet-i kerimede onların kafir olduklarını, dinsiz olduklarına ve ayet-i kerimede efendim din inne dine indellahi İslam, İslam dini bir olduğunu Cenab-ı Allah söylüyor. Bizler de İslam dini bir diye kabul ettik. Allah'ın dinde inne dine indellahi İslam, Allah'ın yanında İslam dini vardır. Başka din yoktur. Onlarki din değil. Mecaz olaraktan Yahudi dini filan, Hristiyan âleminin dini diye konuşuluyor. Ciddi olaraktan efendim yöneldiğimiz zaman da onların hep din değil, nefislerine uymuşlar, nefisperest insanlardır. Bu sebeplerdeki Müslümanların da, biz de sizden hepsi değil de zaten Müslümanlar girer demek, cennete girer demek onlara da mümkün değil. Bunu giden seneler hep televizyonda konuştu. Bizim hocalardan bir tanesi çıktı, aklımın geldiği kadar. Bir de papaz çıktı, bunun tartışmaya çıktı. Hoca karşısında konuşamadı. Bu sefer dedi ki, bizim Kur'an-ı Kerim'imiz sizin cennete gireceğinizi söylüyor. Ne dedi demiyor odaya, biz sizin kitabınıza inanmazdık. Yani sizin kitabınıza, Kur'an'ınıza inanmıyoruz ki ne? Biraz sonra gene oluşturduğu yerde geldi, biraz sonra geldi. Ya keşke o adam alimim diye o karşına çıkan bir papazın böyle bocalamasındansa aklı başına bir ona ceza verilmesi lazımdı yani. Ceza da verilmedi. Ceza nasıl olur? Utanmaz, herif sen bir papazın karşılığı nasıl bir gün yok da çıktın diye ona bir ceza verilmesi lazım. En azından sözle bir ceza verilmesi lazımdı. Bu ceza da verilmedi yani. Evet, halen hazırlar ki Hristiyan ve Yahudi diğer Müslümanlar cenneti üçü de girecektirler. Yalan söylüyor. Vallahi inanmayın. Billahi inanmayın. Onu söyleyenler huzur Rabbül Alemin'de yüzleri kara olacak. İnanmayın. Ya Kur'an-ı Kerim onların ehli cehennem olduğunu, ebedi cehennemde kalacaklarını haber verir de sen de efendim söyleyeyim böyle dediği zaman da ona inanırsan Allah'ın ayetine bineceksin. Yoksa o bir ahmak. Velev ki alimim desin. Ahmakın sözüne mi inanacaksın? Kardeşlerimiz inne dine indellahi İslam. İslam dini Allah indinde birdir. Onun için şekli şüphemiz olması belki tabii o taraftan olan insanların bazı propagandaları karşımıza çıktığı zaman da
efendim söyleyeyim, hemen bunu hatırlayın. Biz inanmıyoruz. Derseniz kifayetle, biz inanmıyoruz. Biz cennet Müslümanların yeri, ehli tevhidin yeri diye onlara bir can verirsek çok yerinde olur. Evet kardeşlerimiz, kendi gönlümüzü efendim tevhid suyuyla yıkayıp günahlarımızın affolmasına bakmamız elbette ki büyük bir, bizim için bir fazilettir. Tövbe ve istiğfar ederiz. Hatta-i münezzem kemal lazım böyle. Günahına dolayı tövbe eden günah yoktur. Hadis-i şeridir. Hadis-i şerid böyle diyor. Yani günahından dolayı tövbe edenlere günahları yoktur. Bir adam, bir Müslüman ehli tevhid. Allah Azze ve Celle Hazretlerinden korkaktan aman ya Rabbi beni affeyle dese şüpheniz olmaz, muhakkak affolmuşsunuz. Allah affur ve rahimdir. Allah ehli tevhidi sever. Onlar ne, da demiyorlar mı? Onlar mesela diyenlerin bir kısmı daha eşeği tarafları. Allah Allah, Meryem Allah, İsa Allah. Nasıl oluyor? Bir kul Allah olabilir mi? Bir kul Allah ortak olabilir mi? Yani bunlar hikayetlerde Murat, böyle bir şeye inanıp da yoldan sapmayasınız. Çünkü bunun için dolanıyorlar, görüşüyorlar, konuşuyorlar. Ve bu fikri İslam dini içerisine sokmak mı istiyorlar? Soktular zaten. Çıkacağı da kalmadı demeyelim. Her Müslüman da buna kabul etmez Müslüman kişi. Evet kardeşlerim, Allah birdir. Onun şerik ve nazir yoktur. Muhammed Aleyhisselam Allah'ın elçisidir. Hristiyanların dediği gibi de İsa İbnullah diyorlar. Böyle bir şey haşakı Cenab-ı Allah. Öyle evlenmeden, çoluk çocuk sahibi olmadan menezzettir. O çoluk çocuk sahibi olmak onların efendim vazifesidir. Evet kardeşlerim. Yahudiler de Özeyir İbnullah diyorlar. Özeyir Aleyhisselam'ın yanı. Allah'ım onu diyeyim. Muhammed ne diyor? Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Allah'a şahit deriz ki Allah'tan başka bir ilah yok. Muhammed Yahudi ve Hristiyanların dediği gibi değil. Muhammed onun kuludur. Fakat onun kulu ve Allah kullarına göndermiş olduğu bir elçidir. Allah cümlemizi kavgafla dedi, gazil etsin. İstakim yolları sizlere atsın, bizlere atsın. Analarınızın, babalarınızın, ben sizlerin yeri sevinçle Celle Teala olsun. Rızalillahi Fatiha.